Eski kemeraltı yok artık. Sanki bu sene şikayetler arttı mı? Şikayetler yıldan yıla artıyor zaten. Bu sene değil ki. Bunlar 30 sene 40 sene önce biz müşteriyi kuyruğa sokuyorduk. Şimdi müşteri bizi kuyruğa sokuyor. Hani kepengi kapanması artık ona alıştık. Hani gücü olan kepengi ama borcun altından kalkamayan bir bakıyoruz ki tavana asmış, bir bakıyoruz kafasına sıkmış. Son aylarda, son yıllarda biz bunları yaşıyoruz. Saatlerce müşteri bekliyorlar. Terlikleri çıkar mısınız? Müşteri olmayınca, iş olmayınca ne yapacağız? Mecburen oturuyoruz böyle. Yıllardır her geçen günü aradıklarını söylüyorlar. 40 sene önce paranın kıymeti vardı. Şimdi? Şimdi yok. Alıyorsun gidiyor. Her şey yarı fiyatına, zararlı satışta. Burası Türkiye'nin en eski çarşıları arasında yer alan, aradığınız, aklınıza gelebilecek her türlü şeyi bulabileceğiniz Kemeraltı Çarşısı. Maalesef Kemeraltı şu an can çekişiyor diyebiliriz. Sabahın 9'undan beri buradayım, 10-15 liraya çanta satıyorum, daha siftah bile açmadım. Esnaf arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde hakikaten ekonominin çok kötü dönemlerden geçtiği belirtiliyor. Bunu zaten vatandaş olarak biz de hissediyoruz. Esnaf dertli. Ramazan'ın gelmesi de beklenen hareketliliği karşılamamış. Vatandaşın cebinde 3 liralık döneri yiyecek takati kalmamış. Şu anda Türkiye'deki ekonomik sistem tamamen fakirleri boğma, zenginleri zengin etme sistemidir. Şevt etmediğimiz günler oluyor. Çok cüzi miktarlarda para topladığımız günler oluyor. Yani normale bakıldığında çok düşük. Zorunlu ihtiyaçları dışında harcama yapamayan yurttaşlar yiyecekte de her şeyin en ucuzunu tercih etmek zorunda kalıyor. Gidiyoruz hepsini alamadan geri geliyoruz. Bakıyoruz geri geliyoruz. Şimdi balık mı alacaksınız akşam için? Balık alacağım da bakıyorum işte hangisi taze hangisi. Sardalya 10 lira, levrek 20 lira. Hangisini alacağız? Evet, bunu yedik buktuk ya. Kira, elektrik, su, telefon. Tamam. Ucu ucuna diyorsun. Ucu ucuna yani. En son kendinize ne zaman kıyafet aldınız? En son valla 3-4 yıl oluyor. Yani, gitti misiniz? 3-4 yıl. Yani bir tişört dahil 10 lira verip alamıyorum, düşünüyorum. Gıdamız ve sağlığımızın dışında alışverişlerde, giyim alışverişlerinde maalesef iş yapamıyoruz. Yani bir ailemle, eşimle gidip bir dışarıda yemek de yiyemiyoruz. Giyim için alışveriş de yapamıyoruz. Dar ve orta gelirli yurttaşların alışveriş imkanı olan Kemeraltı'nda yaşanan durgunluğun bir an önce sona ermesi bekleniyor. Geçen yıl bu şu kıyafet ne kadardı, şimdi ne kadar? Geçen sene mesela bunlar 15'ti, bu sene 25 mesela. Yani şunlar mesela geçen sene 20 ise bu sene 35 oldu. Ne diyor yurttaşlar bu artışı görünce? Ne söylüyorlar size? Çok pahalı diyorlar. Çok pahalı diyorlar. Millet mesela bakıyor, fiyatını duyuyor, bırak gidiyor. Buraları düşürdük ama yine de iş yapamıyoruz. Burada düşük yani. Az kârına çalışıyorsun. Maksat balık satılsın diye. Yani millet alım gücü az. Şimdi git bunu AVM'de aynı şu balığı 30 lira alamazsın. Yani burada 20 lira. Hükümetin şurada yapacağı tek bir şey vardır. Şu kırmızı çizgi belasını milletin, esnafın başında kaldırırsa küçük esnafı tefeci milletinden kurtarır. Başımızdakiler hiç ilgilenmiyor, bakmıyorlar. Böyle bizi kuzu gibi gidiyorlar.